Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ev almak yerine alabileceğiniz 4 hisseden bahsedeceğim. Ev almayıp onun yerine bu hisseleri alabilirsiniz ve bu sayede herhangi bir kiracı derdiyle uğraşmadan, sigorta şirketleriyle uğraşmadan, evin akarıyla kokarıyla kiracının kira ödemesiyle uğraşmadan... Aynı hatta daha da fazla geliri işte bu hisselerdeki artış ve temettü marjlarıyla karşılayabilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ev alma, evine bu 4 hisseden kendine bir portföy oluştur ve buraya yatırım yap adlı videomuzu çekiyorum. Burada aslında hisselerimizi seçerken yani bu 4 hisseyi seçerken iki önemli kriterimiz vardı. Birincisi yüksek temettü verimliliği olmalı, sürekli bir geri ödeme yapmalı ki ben hem portföyümü bu temettü ödemeleriyle karşılayıp daha da büyütebileyim. Hem de kendi bireysel ihtiyaçlarımı yıl içerisinde yaptığım harcamaları bu temettülerden bir miktarını karşılayabileyim isteğidir. İkincisi ise daha fazla temettü verebilmesi için iyi bir sanayi kuruluşu olması ve sanayi kuruluşu olduğu için sürekli olarak ekonomiden birlikte gelişmesi daha fazla ürün satması daha fazla kar etmesi ve bana hem daha fazla fiyat marjı olarak hem daha fazla temettü olarak geri dönmesini istiyorum. 4 hissem var. Bu dört istemin 3 tanesi sanayi şirketi bir tanesi yatırım ortaklığı iş yatırım. Şimdi iş yatırıma baktığım zaman 10 çeyrekliği alıyorum ve burada satışlarını çeyreklik fabrik marjını çeyreklik net kar marjını görüyorum. Net kar marjının aslında aşağı doğru gittiğini bu bağlamda görebiliyorum fakat burada önemli olan dağıttığı temettü miktarları. Şimdi baktığım zaman 2020'nin altıncı 2021'in 6. satışlarını 2'ye katladığını görüyorum. Brüt kar marjında ve esas faaliyet marjında eşit seviyedeler. Favök marjında ve net dönem karında da aynı seviyelerde olduğunu görüyorum. Öz kaynağına baktığım zaman ufak bir öz kaynağı var zaten ama ufak bir öz kaynak artışı ne yaşamış? Bili dolaşım oranı %67, ödenmiş sermayesi 160 milyon ve çarpanlarına baktığımız zaman da ortalama seviyelerde olduğunu görüyoruz. Burada iş yatırıma baktığım zaman öz kaynak karlılığını aslında aşağı doğru götürdüğünü, bunu yaparken kaldıraç oranı zaten kullanmadığını görebiliyoruz. Devam ettiğimde iş yatırımın temettü oranlarına geliyorum. İş yatırımın temettü oranları aslında bizi cezbeden noktalar. Neden? Çünkü baktığımız zaman 2008'den beri aslında %14,5, %10, %10,5, %13,5, %15,5, %17,48, %16,40, %12,76, %12,50, %17,81, %19 temettü, %12,5 temettü verdiğini görebiliyoruz. 2021'in ilk çeyreğindeki bilançosunda düşük bir temettü miktarı dağıttı. Çünkü düşük bir kar etti. Buradan %5'e düştü ama şuradaki ortalamaya bakıldığı zaman yani şöyle aşağı doğru şu ortalamaya bakıldığı zaman buradaki 9'lar 5'ler pek fazla dikkate alınmaz. Ve yine uzun vadede aşağı yukarı aynı seviyelerde kar dağıtacağını aşağı yukarı aynı seviyelerde temettü dağıtabileceğini düşünürüz. 2020 içerisinde bakın 2021'de dağıttığını tabii 2020'de kazandığını dağıtıyor. 2020 içerisinde muhtemelen korona işlerinden dolayı pek fazla yatırım alamadı. Ve bu yüzden de düşük bir net dönem karı açıkladı. Bunu da düşük bir temettü verimliliğine vurdu. Bunun iki ana sebebi var. Birincisi toplam temettü miktarı az çıktı. İkincisi fiyat yani hisse bir sene içerisinde 4 katı fiyat yaptı. Bu da temettü verimliliğine ister istemez yansıdı. Devam ediyorum. İkinci isteme geldim. Burada ilk istemi sizlere iş yatırım olarak gösterdim ve ne kadar temettü dağıttığını da gösterdim. Çok iyi bir gelişme, çok iyi bir büyüme marjı yok. Ama iyi bir büyüme marjı olmasa bile bakalım. Burada 2019'un 12. ayında aslında en iyi değerlere ulaştığını görüyoruz. Ama biz 2019'da 2018'in karını dağıtırken %19'ları daha öncesinde %18'leri dağıttığını görüyoruz. Daha kötü durumlardayken %17,5'ları dağıttığını görüyoruz. Yani iş yatırımda bizde aslında korkmamız gereken tek şey Dağıtma oranı yüzde seksenin altına düşerse korkarım ve aynı zamanda hissenin fiyatı artarsa korkarım ki temettü hisselerinden çıkmasın diye. İkinci hisseme geçiyorum. Burada ikinci hissem. Enerji sayı hissesi. Enerji sayı hissesini 10 çeyrekli alıyorum. Burada enerji hissesinin en önemli özelliklerinden bir enerji hissesi olması. Bildiğiniz gibi enerjiye ihtiyaç her geçen gün artıyor ve bu şirketler her geçen gün daha değerli konuma geliyorlar. Yine baktığımız zaman satışlarında, esas faaliyet kârında veya net dönem kârında geçen seneye göre çok yüksek bir artış olmadığını görüyoruz. Öz kaynaklarında da keza aynı şeyi görüyoruz. Birli dolaşım oranının düşük olması, ödenme sermayesinin yüksek olması ortalama iyi bir seviyeye denk geliyor. Öz sermaye karına baktığımızda yukarı yönlü bir yükselişin olduğunu görüyoruz. Aşağı yönlü bir çöküş olmuş. Sonra tekrar yukarı yönlü aşağı yukarı aynı seviyelere kadar geliyor. Kaldıraç oranları makul seviyelerde. Gelin bir de şimdi temettü oranlarına bakalım. Enerjinin temettü miktarlarına geldiğim zaman yüzde ile başlıyor yüzde yedi yüzde 8.8 ve yüzde 7.8 de ulaştığını görüyoruz Çok iyi temettü dağıttığını kendini iyi şekilde arttırdığını görebiliyoruz Toplam dağıtılan hem temettü miktarında bir artış söz konusu hem de dağıtma oranında bir artış söz konusu ve bu bizim için oldukça önemli Burada enerji sayı bize sunan şey ev almak yerine enerji sayı da bir miktar para ayırmaktaki ana kural nedir 1 Enerji şirketi olduğu için her daim önemi daha fazla artacak. 2. Yüksek oranlarda temettü dağıtıyor. Gelelim 3. hissemize. 3. hissemiz Tofaş. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı, yorumlar kısmında bizlere destek olmayı lütfen unutmayın. Elimden geldiğince sizler için daha iyi videolar çekmeyi, daha iyi eğitim serileri hazırlamaya çalışıyorum. Sizlerden de bunun karşılığı olarak tek istediğim şey abone ol butonuna basmanız, bir de beğeni butonuna basmanız. Lütfen videoları beğeni butonuna basmadan terk etmeyin. Tofaş hissesini 10 çeyrekliği aldığım zaman 7,5 milyardan 14 milyar 2 katı bir satışlar artışı, 3 katı bir esas faaliyet karı artışı, yine ortalama 3 katı kadar bir net dönem karı artışı görüyorum. 3,4 milyar olan öz kaynakları 4.2 milyara çıkarttığını yani %30'a yakın bir öz kaynak artışı sağladığını görüyorum. Ödenmiş sermayesi ve fiili dolaşım oranı çok çok güzel seviyelerde. Çarpanlarına baktığımızda sektörün en iyi hisseleri arasında öz sermaye karlılığı çok hızlı şekilde gelişiyor. Ve temettü miktarlarına baktığımızda Son sene %8.87, ondan önce %13.5, sonra 8, 5, 2, 3, 5, 5, 7 ve 6 olarak gittiğini görüyoruz. Yani son zamanlarda özellikle 2017'den sonra ciddi bir artışla iyi temettüler dağıttığını görüyoruz fakat... Burada tofuş söylesek bile öncelikle ev alma hisse al mantığında olduğumuz için elimizde yüklü bir para olduğunu bilebiliyoruz. Bu parayı asla 4'e bölüp örneğin 1 milyon TL'niz var. 250 şerbinden bölüp buradaki 4 S'ye koymanız oldukça yanlış olacaktır. Mutlaka kademeli alım satım yapmayı, destek direnç takibi yapmayı ve portföy çeşitlendirmesi yapmayı unutmayın. Hatta yatırım sepeti yapmayı da bu noktada unutmayın ama Hisselere bölecekseniz de kademeli alım satım ve destek direnç noktası takibini lütfen unutmayın. Örnek veriyorum TOFAŞ'ın tamamen örnek verdim şu anda. 45 lirada bir desteği varsa bu 45 liralar civarından bu hisseyi toplamaya başlayın. Ve 45 liradan bir posta aldıktan sonra 40 liraya düşmeyeceğinin garantisini kimse veremediği için kendinize bir kademe bırakın. Ve 40 liraya düşme ihtimalinde bu kadar daha alım yapabilme imkanını kendinize lütfen bırakın. Devam ediyorum. Tofaş hissesinin incelemesini de bitirdik. Şimdi bir de tabii demir çelik şirketleri var. Burada Kardemir'de ve Ereğli'yi biz sizlere göstereceğiz. Kardemir'de en özelliğine baktığımda eksiden artı net dönem karına geçtiğini, esas faaliyet karında eksiden artıya geçtiğini, satışların ikiye katladığını, 4.4 milyarı 5.2 milyar bir öz kaynak artışıyla sağladığını görüyorum. Ödenmiş sermayesi ve fiili dolaşım oranı oldukça güzel. Şarpanlarına bakacak olursak şu anda demir çelik sektörü içerisindeki en güzel şirket olduğunu görüyoruz ve şu an sektörünün diğer şirketlerin en az iki katı daha kaliteli durumda olduğunu görebiliyoruz. İnanılmaz derecede bir öz kaynak karlılığı artışı olduğunda bu noktadan inceleyebiliriz. Sermaye arttırma ve temettüler kısmına geldiğimizde çok düzenli bir şekilde temettü paylaşmadığını görüyoruz. 2012, 2015, 2015, 2019 ve 2019'da paylaştığını görüyoruz. Dağıtma oranlarına göre inanılmaz temettü verimliliğine sahip yani %20'sini dağıtırken %5 temettü verimliliği İş yatırım gibi %100'ünü dağıttığında burayı 5 ile çarpıyoruz %25'e yakın bir Temettü verimliliği verdiğini bu da muazzam seviyelerde olduğunu aslında görebiliriz Ama düzenli temettü dağıtmıyor buradaki amacımız aslında Bir sanayi şirketi olduğu için Fiyatından dolayı yapacağımız kazançtır fiyat artışından dolayı Kazancımızı burada hedefliyoruz Bu yüzden Kardemir'e Bir eş olarak da Ereğli listesini koydum Temettüsüyle ve gelişimiyle bilinen Ereğli listesi Burada Ereğli'deki amacımız ne? Örneğin Kardemir ve Ereğli'ye yani bu sektöre 100 bin lira ayırıyorsak 50-50 şeklinde ayırabilir. Ereğli'den net bir temettü kazancını garanti ederken Kardemir tarafında da fiyat kazancına oynayabiliriz. Ereğli'ye de baktığımız zaman çok inanılmaz seviyelerde artışlar görüyoruz. 860 milyonu 5.8 milyara, 13 milyarı 24 milyara, 2 milyarı 8 milyara çıkartan iyi bir bilanço, iyi bir özet gelir tablosu görüyoruz. Aynı zamanda öz kaynaklarına baktığımızda 41 milyardan 45 milyara bir öz kaynak artışıyla karşı karşıyayız. Ödenmiş sermayesi ve filide oluşum oranı oldukça iyi. Çok güçlü, zor hareket eden, SP'ye çok uygun olmayan bir hissedir. Öz kaynak artışı kardemir kadar hızlı olmasa da oldukça güzel şekilde artış sağladığını görebiliyoruz. Ereğli'nin temettü miktarlarına ve dağıtım oranlarına geldiğimiz zaman bu arada hala kanala abone olmadıysanız kanala abone olup videolardan erken haberdar olabilirsiniz. Videolarımızın devamı ve destekleriniz için de beğeni butonuna basmayı eğer unuttuysanız sizlere hatırlatmak istedim. Ereğli'nin temetü dağıtım oranlarına 2015'ten itibaren bakarsam %8, %7, %7, %6.8, %15.5, %2.5, %12 olduğunu görebiliyoruz. Aslında çok çok yüksek değil iş yatırım kadar ama çok düşük de değil ve düzenli bir şekilde temettü dağıttığını görüyoruz. Bu bağlamda baktığımız zaman hem demir çelik şirketi ve bir sanayi kuruluşu olan Ereğli'nin fiyat kazancı hem de temettüsüyle birlikte orantıladığımız zaman aslında bir ev almak yerine neden temettü hisselerine yatırım yapmalıyız sorusunun cevabını görebiliriz. Şimdi bir ufak kazanç planıyla da sizlerle birlikte olup bir anlatım gerçekleştirmeye çalışacağız. İstanbul içerisinde ortalama bir ev ile şu anda ortalama 4000 civarı bir kiraya karşılık geliyor. Bu da senede 50 milyara yakın bir kira demek oluyor. Yani %5 verimlilikte bir temettü aldığınız anlamına gelir. Yani 1 milyonluk bir ev aldınız, 4 bin lira kira aldığınızda senelik ne yapar bize? 48 yani 50 milyar diyelim biz ona diyoruz. 50 milyarda %5 temettü verimliliğine gelmiş olacaktır. Aynı zamanda kiracının kirayı ödememe durumları, evde kırılan, dökülen şeylerin tekrar yapılması, verilen vergiler gibi birçok konuda işin içine girdiğinde aslında ham olarak %5 bile kalmıyor elimize. Ama Ereğli'nin hissesi elimizde ise temettüyü vermeme durumu, temettüyü bırakıp kaçma durumu gibi durumları söz konusu değildir. Siz gidip bir şekilde almazsınız tekrar arayıp Ereğli lütfen yatır kiramı da demezsiniz. Ereğli sizin hisseniz bazında düşen verimlilikte doğrudan hissenizi parasını hesabınıza yatırır. Aynı şekilde iş yatırım hissesi elinizde ise 100 bin liralık aldıysanız veya 1 milyon liralık aldıysanız %10 dağıtıyorsa 100 bin TL'yi doğrudan sizin hesabınıza çat diye yatırır. Videomuzun sonuna geldik. Bu tip eğitim videolarının bu tip farklı bakış açılarını birlikte birbirimize kazandırabileceğimiz videoların devamı için kanala abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize karlı haftalar dilerim.